Öncelikle hepimizin başı sağ olsun. Gönül isterdi ki böyle elim bir olay hiç yaşanmasaydı. Sizin adınıza üzgünüm. Bırak yalanı dolanı. Üzgünmüş. Susun Hacı. Bırak konuşsun adam. Kardeşim Veysel. Kendisi suçsuz. Suçsuz mu? Senin o densiz kardeşin. Abimin katili, katili. Abi, müsaade et. Şunları şuracıkta boğayım. Müsaade et. Dur be oğlum. Çıkıntılık yapma. Adamlar bir derdini anlasın. Tarla meselesinden dolayı Dişçi Musa ile Zeki arasında bir anlaşmazlık çıkıyor. Yasal olarak hak Dişçi Musa'ya aittir. Zeki uzun yıllar boyunca Dişçi Musa'nın tarlasını kullanıyor. Devlet burayı istimlak edince de kullandığı kısmı sanki kendisininmiş gibi sahipleniyor. Geç bu fasılları doktor. Sadede gel. Sözün özü şu. Zeki hak etmediği parayı Dişçi Musa'dan talep ediyor. Dişçi Musa da haline vermiyor bu parayı. Zeki hırsına yenik düşüyor ve ailemizin evine giriyor. Hop hop ağır ol. Zeki abim hırsız mı diyorsun lan sen? Evet. Hırsız gibi evime girdi. Ben oradaydım. Kızım Cemile hamileydi. Kardeşiniz Zeki onu itekleyince merdivenlerden yuvarlandı. Karnındaki bebeği düşürdü. Dayı yaşına başına bakmadan utanmıyor musun sen iftira atmaya? Benim Zeki abim öyle bir şey yapmaz. Ben kimseye iftira atmam. Yıllardır şu kasabadayım. Sor bakalım. Dişçi Musa'nın yalanını, iftirasını duyan, gören olmuş mu? Kardeşiniz yanlış yaptı. Haneme girdi. Kızımın karnındaki bebeği düşürdü. Doğmamış torunumu katletti. Veysel de bu durumu öğrenince öfkelendi, evet. Zeki'yi sağda solda aradı. Bakın, şimdi size soruyorum. Siz de bebeğinizi bu şekilde kaybetmiş olsaydınız öfkelenmez miydiniz? Ha? Katlanabilir miydiniz bu duruma? Bu yüzden mi gitti kardeşimi öldürdü? Madem böyle bir şey yaşandı, gelseydiniz bize. Biz olayın büyümesini istemedik. Zaten Veysel de köşesine çekildi. Konu kapansın istedik. Konu kapanmamış demek ki. Gelip öldürmüş Zeki. Veysel böyle bir şey yapmaz. Veysel bunu yapacak adam değil. Bizim ailemizi Yedel'de herkes tanır. Babası, babam, düğüncü Muammer. Burada mutlaka birkaç kişinin düğününü yapmıştır. Amcası Hüseyin, ağatçı Hüseyin. Burada mutlaka birkaç kişinin ağdını yakmıştır Hüseyin amcam. Amcaoğulları, Taner'le Ramazan. Bedava ürettiği elektriği hepimiz kullanmıyor muyuz? E Dişçi Musa, kayınpederi. Mutlaka birinizin dişini tedavi etmiştir. Ben, Doktor Kenan, kasabanın doktoru. Mutlaka birinizi tedavi etmişimdir. Ya Veysel, kaportacı Veysel. Mutlaka biriniz arabasını ona götürmüştür. Ne Veysel, ne de benim ailemden hiç kimse böyle bir şey yapmaz. Bakın sizden rica ediyorum ne olur. Gelin beraber savcılığa gidelim, şikayetinizi geri alın. Sonra gerçek katili hep beraber arayalım, lütfen. Bize laf cambazlığı yapma. Gerçek katil senin kardeşin. O Veysel cezasını çekecek, inim inim inleyecek. Veysel yapmadı madem. Neden cezaevine tıktılar onu? Bal gibi de kardeşin yaptı. Yapmadı. Veysel kimseyi öldürmedi. Bakın. Bakın beyefendi, siz makul birine benziyorsunuz. Açık konuşacağım. Ben Zeki'yi sordum, soruşturdum. Kusura bakmayın, beni de yanlış anlamayın, ne olur. Zeki'nin kumar bağımlılığı varmış. Acaba o taraftan bir düşman edinmiş olabilir mi kendisine? Ne diyorsun lan sen? Ne kumarından bahsediyorsun? Gebertirim lan seni. Defolun gidin lan. İftiracı hainler. Yeter. Zeki kumarbazın tekiymiş işte. Bütün kasabanın illallah ettiği adamın tekiymiş. İlla bir düşman bulmuş kendine. Benim kardeşim orada suçsuz yere yatıyor. Gerçek katil dışarıda fink atıyor. Açın gözünüzü artık ya. Gidelim. Gerçek katili beraber bulalım ne olur. Bana bakın. Edebinizle geldiniz, edebinizle çıkın gidin. Zatacımız var. Ya seviyiz. Bir de sizin iftiralarınızı çekecek halimiz yok. Kardeşin suçsuzsa mahkemede çıkacaktır. Yok değilse de cehenneme kadar yolu var. Şimdi elimizden bir kaza çıkmadan çıkın gidin. Benim kardeşimin masum olduğu er ya da hiç ortaya çıkacaktır. İşte o zaman bebeği düşürülen Cemile'nin hakkını, iftira attığınız kardeşimin hakkını
tarlasını gasp ettiğiniz dişçi Musa'nın hakkını tek tek soracağım size. Siz o güne bekleyin. Eğer o güne kadar ailemden bir kişiye bile ilişecek olursanız hepinizden bir bir hesap sorarım. Bunu kafanıza yazın. Gidelim Musa amca.